Selamünaleyküm, hoş geldiniz dostlar. Dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Rus Hava Kuvvetleri Suriye'de bölge genelinde GPS sinyalini karıştırmaya başladı. İsrail'in bundan şikayet ettiği ama Rusya'nın bunu savunma amaçlı kullandığı gerekçesiyle reddettiği belirtiliyor. İsrail basını Rusya'ya tepkili. Haber şu şekilde: Rusya'nın Suriye'de Hümeynim hava üssünde sinyal bozma tekniğine başvurduğu belirtiliyor. Özellikle İsrail'e yönelik değil, tüm bölge hava sahası üzerinde etkisi olduğu belirtiliyor. İsrail'in dolayısıyla yolcuları bile havalimanı indirirken zorlandığı ifade edilmiş. Bunun aylardır devam ettiği fakat son haftalarda İsrail'e etkisinin arttığı belirtiliyor. Haberde Hümeynim üssünde bulunan Rus elektronik harp silahlarına yönelik bilgi de servis edilmemiş. Bu haber bu şekildeydi. Dünyadan diğer haberlerimizi aktaralım. ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da Katar Emiri Temim Bin Hamad Esani ile görüştü. Öncelikli konu Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz akışını kesmesi durumunda Katar'dan yapılabilecek LNG sevkiyatı. Biden yönetimi Katar'ı NATO üyesi olmayan büyük bir müttefik olarak tanımlıyor. Bizzat Biden tarafından parlamentoya sunulacağı açıklandı. Yine Katar dışında Kuveyt, Ürdün, Tunus, Fas, İsrail ve Pakistan bu nitelendirmenin içerisinde bulunuyor. Bunu da not düşelim ki Pakistan her ne kadar bu nitelendirmenin içinde olsa da ülkemizin Pakistan'a satış yapması engelleniyor. Yine ABD Başkanı Katar Hava Yolları'nın 20 milyar dolarla Boeing'le anlaşma yaptığını ifade ediyor. Yeni anlaşmayı selamlamak istiyorum şeklinde tam tamına 20 milyar dolardan bahsediyoruz. Dünyadan diğer haberlerimizi aktaralım. Somali Mahkemesi 2018'de Birleşik Arap Emirlikleri uçağından el konulan paraların iade edilmeyeceğini duyurdu. Yerel basında çıkan habere göre Somali Mahkemesi bizzat karar alarak emirlik sivil uçağından el konulan milyonlarca doların iade edilmeyeceğine karar veriyor. Fransa'ya gidiyoruz. Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Anne Grillo, bazı siyasetçi ve sivil toplum örgütü temsilcileri tarafından Lübnan'ın Saida kentinde protesto ediliyor. Saida'da onlarca insan hakları aktivistinin 1984'ten beri Fransa'da hapiste bulunan Lübnanlı George Abdullah'ın mahkumiyet süresinin dolmasına rağmen serbest bırakılmamasına tepki gösteriyor. Eylemciler Büyükelçi Grillo'nun görüşme programının olduğu kente sinema binasının girişinde toplandı. Anadolu Ajansı muhabiri de olay yerine giderken olayların büyümesi üzerine takviye güvenlik gücü bölgeye gönderildi. Bu sırada arbede çıktı. Arbede sonucunda bazı göstericiler yaralanırken Büyükelçi Grillo'nun da yaklaşık 1 saat sinema binasında beklemek zorunda kaldığı notu düşürmüş. Göstericiler sinema önünde Abdullah'ın serbest bırakılması için sloganlar atıyor. Abdullah kim dersiniz? Fransa'nın en eski mahkumu, Filistin direnişine katılan George Abdullah 1984'te Fransa'da bulunduğu sırada tutuklandı. Abdullah 1987'de biri İsrailli, diğer Amerikan 2 diplomatı öldürdüğü suikasta yardım etmekten müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Hapiste geçirdiği en az 37 yılın ardından Fransa'nın en eski mahkumu olarak anılan George Abdullah daha sonrasında affedildi fakat yine de Fransa tarafından alıkonuluyor. İngiltere'ye gidiyoruz. İngiltere'de Covid-19 kısıtlamalarının devam ettiği dönemde Başbakanlık Ofisi 10 numarada düzenlenen partiye ilişkin rapor yayınlanırken İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam kamerasında konuşan Başkan Boris Johnson'ın yalancılık ve meclisi kandırmakla suçlayan İskoç Ulusal Partisi parlamento grubu lideri Lam Blackford parlamentodan kovuldu. Bizzat kovuldu cümlesi kullanılmış. İngiltere Başbakanı Boris ise Başbakanlık binasında düzenlenen ve Covid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiğini öne süren partilerle ilgili raporu kabul ederek milletvekillerinden özür diliyor. Kendisi Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Gray'in hazırladığı raporun polisin talebi üzerine sınırlandırılmış şekilde yayınlandığını belirterek "Doğru, yaptığımız her şey için özür diliyoruz, ele alınış şekli için de üzgünüm" şeklinde özür diledi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Türkiye burslarını Sudan'da arttıracaklarını duyurarak Sudan'ın başkenti Hartum'da Sudan Türkiye Mezunları Derneği'nin toplantısına katıldı. Tanıtım programına çok sayıda Sudanlı genç de katılıyor. Beyaz Saray yine Ukrayna'yı kışkırtmaya devam ediyor. Yapılan açıklamada Rusya her an Ukrayna'yı işgal edebilir açıklaması yapıldı. Yine Foreign Policy'deki habere göre "Biraz çamur Putin'i durduramaz" başlığı kullanılmış. Donmuş toprak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine yardımcı olabilir ancak bu belirleyici bir faktör değildir haberi servis ediliyor. Yine Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Paweł Solok, Cumhurbaşkanı Duda ile birlikte Ukrayna'ya askeri destek sağlama kararı aldık. Ukrayna'ya çok sayıda mühimmat ve hava savunma sistemi göndereceğiz. Teklif iletildi. Kiev'in cevabını bekliyoruz açıklaması yapılmış. Kuzey Kore 2017'den beri en uzun menzilli füzeyi test etti. Kuzey Kore bugüne kadarki en uzun füze testlerini orta menzilli balistik füze fırlatarak sonlandırmış durumda. New York Times, Haaretz'in haberini doğrulayarak NSO'nun İsrail'in Körfez diplomasisinde kilit rol oynadığını tespit ediyor. Casus yazılım kullanılan tüm ülkeler İsrail'e bağımlı hale geldi. Pegasus'u hangi ülkeler kullanıyor haberi servis edilmiş. Daha önce bununla ilgili haber servis etmiştik. Katar donanmasına El Zubara korvetinin bu sabah İtalya Taranto deniz üssüne ulaştığı duyuruldu. Kestin Bilon'da yayınlanan Rus askeri havacılık sanayisinin 2021 değerlendirmesine göre Mısır'ın sipariş verdiği 30 adet Su-35'in üretimi tamamlandı. Uçaklar Mısır'a teslim edilmeyi bekliyor. Cihat Yağcı'nın haberi El Cezire'de servis edilmiş. Cihat Yağcı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin konuşmasının şifrelerini, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin savaşa dönüşme ihtimalini ve aktörlerin politikalarını Katar devlet medyası El Cezire'ye değerlendiriyor. Yunan parlamentosunda milletvekillerine dağıtılan maskeyi de görmektesiniz. İran'ın başkenti Tahran'da Azadi anıtında Çin yeni yılı nedeniyle Çin bayrağı yansıtılıyor. Kanada Ukrayna'ya 60 asker göndereceğini resmi olarak duyurdu. Tacikistan'da Nora kadın hapishanesinde kadın mahkumların meslek sahibi olmaları için Türkiye tarafından modern bir tekstil atölyesi ve makarna üretim hattının inşa edildiği duyuruldu. Bu şekilde haber servis ediliyor. Moğolistan'a gidiyoruz. Moğolistan nadir toprak metalleri konusunda Rusya ile işbirliğine hazır olduğunu duyurdu. Bizzat bu açıklamayı Moğolistan Devlet Başkanı yapıyor. Haberin detaylarını aktaralım. Moğolistan Devlet Başkanı Kurelsuk, kendisi pazartesi günü Rusya 24 TV kanalına röportaj verirken Moğolistan'ın nadir toprak metallerinin keşfinde Rusya ile işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Moğol lider Rusya ve Moğolistan'ın özellikle madencilik sektöründe iyi bir işbirliği geleneğine sahip olduğunu ve yüzlerce Moğol madencilik uzmanının Rusya'da eğitim gördüğünü ve bu segmentte başarılı bir şekilde çalıştıklarını ifade ediyor. Şunu söyleyelim, Moğolistan doğal kaynaklar açısından dünyanın 12. ülkesi, çok gelişmiş bir madencilik sektörü var. Ürünlerimizi Rusya ve Çin'e ihraç ediyoruz açıklamasını yapıyor. Çok iyi altın, kömür, demir cevheri ve nadir toprak metali yataklarımız var. Jeologlarımız 4 nadir metal keşfettiler. Toplamda ülkede yaklaşık 80 tane olabilir şeklinde açıklamalar yapıyor. Biz de haberlerimizin sonuna geliyoruz. Hoşça kalın.